2009 senesi dolarken 2009 senesini böyle güzel bir kültür ve sanat faaliyetiyle tamamlamak üzereyiz. Tabii günümüz dünyası hızla değişmektedir. Bu değişim içerisinde çok büyük yenilikler olmaktadır. Teknoloji değişmektedir, ekonomik büyüklük söz konusudur ve ülkeler çok genişlemektedir, gelişmektedir. Ama gelişim sadece teknolojinin gelişmesiyle, ekonomilerin büyümesiyle aslında ifade edilirse biraz yalın kalır. Eğer ülkeler gelişirken sanat hayatı, kültür hayatı, fikir hayatı, entelektüel dünyası, derinliği de genişliyorsa, etkili hale geliyorsa, dünyaya bu yönde de bir katkı yapıyorsa, esas genişleme veya esas büyüme, gelişme bu anlamda söz konusu olmaktadır. O açıdan kültür ve sanat faaliyetlerine gerçekten çok önem veriyorum ve ülkemizin kültür ve sanat alanındaki başarılarını yakından takip ediyorum. Sanatçılarımızın başarılarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Bu çerçeve içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri bu düşüncelerle kurulmuş ve düzenli bir şekilde verilmeye başlanmış. Ve genellikle de bu ödüller verilirken sanatçılarımızın bütün bir hayatları boyunca yaptıkları başarılar, eserler değerlendirilmiş ve onun bir hülasası neticesinde onlara ödüller verilmiştir. Bu anlamda baktığımızda da daha önceki yıllarda verilen ödüller genellikle yaş olarak çok olgunlaşmış sanatçı ve kültür adamlarımıza hep verilmiştir. Çünkü hayatlarının bütün başarıları hep böyle değerlendirilmiş ve bu şekilde olmuştur. Ama bu sene doğrusu bu anlamda bir değişiklik oldu. Hemen karşımızda oturan değerli sinema sanatçısı ve yapımcısı Sayın Nuri Bilge Ceylan bu anlamda bu geleneksel değerlendirmeyi değiştirdi ve genç bir değerli bir sanatçı olarak bu ödüle layık görüldü. Sayın Uğur Derman'a geleneksel sanat dalında, sinema dalında Sayın Nuri Bilge Ceylan'a kültür ve sanat kurumu olarak da Sakıp Sabancı Müzesi'ne bu ödüller verildi. Sayın Nuri Bilge Ceylan hayat hikayesini ve başarı öyküsünü burada takip ettik. Onun için tekrarlamak istemiyorum notlarımdan, konuşmamdan. Kısa süre içerisinde başarısını sınırlarımızın dışarısına taşıdı ve Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü alarak bunu ispatladı. Bu hepimize tabii büyük bir kıvanç verdi. Hepimizin hafızamızda kalan bir sözü var. Tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme adıyorum bu ödülü demiştiniz. Bu bütün Türk halkı üzerine çok büyük gerçekten etki yaptı. Bu bir sanatçı kişiliğiyle duygularınızı siz böyle ifade ettiniz. Ama ben bir devlet adamı olarak da şunu söyleyeyim. Ülkemiz artık yalnız değil. Yani çok dışarıda, ülkemizin destekçileri de çok, uluslararası kurumlarda en yüksek oyları alarak Türk adaylar seçiliyorlar. Bunların çok güzel örnekleri var. Ama sizin bu çok güzel duygusal ifadeniz bütün Türk halkında da çok güzel bir duygu bırakmıştı. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Edebi dille sinema dilini birleştirirken bir yandan da kendi sinema dilini bulan yönetmenlerimiz arasına girdiniz. Bu anlamda tabii ki çok özel bir yeriniz var. İnanıyorum ki çok güzel yine sinemalar, filmler yapacaksınız ve çok fazla başka ödüller de kazanacaksınız. Onlarla hem Türkiye'yi tanıtacaksınız hem başarılarınıza başarılar ekleyeceksiniz. Diğer ödülü kazanan Sayın Uğur Derman yine bu kısa filmde gördüğümüz gibi hayatını hep tarihi mirasımızın bugünlere taşınmasında çok emeğe geçmiş bir kişisiniz siz. Herkes sizi çok biliyor. Çok öğrenci yetiştirdiniz. Çok güzel şeyleri perdenin arkasından organize ettiniz.
özellikle hat sanatının, ebru sanatının, klasik sanatlarımızın unutulmasını önlediniz ve onların yeniden kazandırılmasını ve cazip hale gelmesini çok temin ettiniz. Burada belediyelerin de çok büyük hizmetleri oldu. Bunu da ifade etmek isterim. Onlar da kültür ve sanat faaliyetlerine çok önem verirken, özellikle hat ve ebru sanatının yaygınlaşması konusunda çok güzel hizmetler sundular. Ama siz bunun unutulmakta olan, kaybolmakta olan bir sanat dalını, dallarını daha doğrusu, onları bugüne taşıdınız ve bugün birçok talebeniz vasıtasıyla geleceğe bu şekilde taşınacaktır. Bundan dolayı sizin çok haklı bir şekilde ödüllendirilmeniz gerçekten gerekiyordu. Diğer bir ödül Sabancı Müzesi'ne verildi gördüğünüz gibi. Bu da kurumsal anlamda çok önemli. Müzecilik bir ülkenin bütün tarihi birikimini, tarihi birikimi derken biz genellikle birkaç yüzyıllık tarihi anlarız. Halbuki çok, yani bütün insanlığın izlerini demem daha doğrusu, arkeolojiden başladığımızda eski çağlardan, bütün bunların bugün dünyada yaşayan insanlara sunulması aslında. Bu bakımdan devlet, tabii ki devlet müzeleri var. Ama özel müzeciliğin son yıllarda gelişiyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Buna devletin de tabii hükümetlerin de çok büyük katkıları oluyor. Ama bu inisiyatifi çok değerli iş adamlarımız başlattılar. Birçok örnek var. Bunların hepsiyle de büyük bir gurur duyuyoruz. Ama Sabancı ailesi bu konuda çok dikkati çeken bir müzecilik tabii örneği sergilemeye başladı. Sadece kendi müzesindeki biraz önce filmde sunulan çok kıymetli eserleri sunmakla, sergilemekle değil, ama dünyanın çok ender, nadir, çok güzel sergilerini de Türkiye'ye getirmekle büyük bir gerçekten kültür hayatımıza hizmet sundu. Sakıp Sabancı Müzesi adına Sayın Güler Sabancı'yı sahneye davet ediyorum efendim. Onurlandırıldık, yüreklendirildik, takdir edildik. Sağ olun, var olun. Bu konuya emeği geçen jüri üyelerine, buna uygun görenlere şükranlarımız var. Bu onur, bu takdir bize yeni sorumluluklar veriyor. Bunun bilincindeyiz. Huzurlarınızda rahmetli Sakıp Sabancı'yı anmak istiyorum. Çünkü esas onun ödülü bu. Hakikaten onun ödülü. Koleksiyonlarımızı, milli mirasımızı, sanat eserlerimizi gelecek yıllara, nesillere aktarabilmenin yolu, o koleksiyonları dağıtmadan, bölmeden, çocuklara paylaştırmadan bir arada tutacak bir yolu aradı. Dolayısıyla da Sabancı ailesinin evini Sabancı Üniversitesi'ne ve koleksiyonlarını da bu müzede geliştirilmek, gelecek nesillere aktarılmak üzere bağışladı. Müzenin kuruluşunda bizzat çalıştı. Sayın Nuri Bilge Ceylan'ı ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum efendim. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'ndan güzel sözleri için de çok teşekkür ederim. Ayrıca bu ödül görece genç olduğum halde bana verildiğini söyledi. O da çok hoşuma gitti doğrusu. İnsanın kendi ülkesi tarafından ödüllendirilmesi gerçekten çok başka bir şey. Burası bizim evimiz, ülkemiz. Çok sevdiğimiz bir yer. Başka bir yerde yaşayamayacağımızı hissettiğimiz kadar sevdiğimiz bir yer. Benim için öyle en azından. Bazen bana yurt dışında film çekmem falan da öneriliyor. Genellikle kabul etmiyorum çünkü çok iyi tanıdığım, yani mimiklerini, jestlerini, bir bakışta her şeyini anlayabileceğim detaylar olmasını istiyorum. Buna ihtiyaç duyuyorum film yaparken çünkü.
Bir Fransızın bir bakışta güneyli mi kuzeyli mi olduğunu anlayamam ama Türkiye'de bunu anlayabilirim. O yüzden genellikle kabul edemiyorum. O yüzden Türkiye'yi çok seviyorum. Ve bu zenginlik, binlerce yıl üst üste birikerek oluşmuş bu zenginlik hala var. Bir sürü farklı durum bir arada yaşamakta ülkemizde. Bu bazen bir takım sorunlar da yaratsa da ben bunları bir şekilde aşacağımızı inanıyorum, düşünüyorum. Çünkü aslında güzel olan bu zaten. Bunu olduğu gibi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar ve bu ödülü diğer sinemacı arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Çok sağ olun. Profesör Sayın Uğur Derman'ı ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum efendim. Nabi'nin bir beyti vardır. Egerçi köhne metaız, revacımız yoktur. Öyleydi. Bunun arkasındaki mısra ile teselli bulurduk. Revaca da o kadar ihtiyacımız yoktur. Ama yanılmışım. 75 yaşımı bitirmeme bir ay kala aziz Cumhurbaşkanımız mükafata bu ihtiyar genci layık gördüler. Efendim, ama ben bu ödülü kendim için değil, Osmanlı devrinde yetişip Cumhuriyet devrinde de eserler vermiş olan, Cumhuriyete hizmet etmiş olan Reisül Hattatin Kamil Akdik, Hulusi Yazgan, efendim Turakeş Hakkı Bey, Halim Özyazıcı, Necmettin Okyay gibi hattatlar, Süheyl Ünver, Rikkat Kunt, Muhsin Demiranat gibi müzehipler için alıyorum. Çünkü onlar böyle bir iltifata nail olmadılar. Bizim gelenekli sanatlarımız ilk defa Cumhurbaşkanı mertebesinde bir iltifata nail oluyor. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Sinema yapan insanlar var, kendilerini tanıttılar falan, onlar çok memnun.